Evet, ABS'nin gülleri. Şimdi geldim. Neye? İnkılap tarihisine. En ceb, ceb yer, en çok sorunun geldiği yer. Normalde MEP kitabı burayı ikinci Meşrutiyet'ten beraber başlatır. Tamam. Ya ben Trabuskarp deyip, normalde ünit adı nedir? 20. yüzyılda, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'dır. Ben burayı işte Trabuskarp Savaşısı, Balkan Savaşısı, 1. Dünya Savaşısı diye anlatacağım. Hadi bakalım Bilfil. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başlayalım bakalım. Trabuskarp Savaşısı. Ben de alışkanlık ben savaşısısı diyorum. Senin de diline dolanır. Tamam ona göre yap. Ha nere bu Trabuskarp? Bu Trabuskarp yavru kurdum benim günümüzdeki adı Libya'dır. Tamam mı? Bir meşhur bir Osmanlı haritası vardır. Bayram al yanıma koy şöyle. Tamam mı? A solunda Mısır sarı. Sağında Cezayir Fas yeşildir. Ortada bu Trabuskarp. Ha orası pembe. Dir. Pembeler diyarı. Tamam böyle en damdatlı olduğu yer. Çölün en dam 20 derece nemleri mi ne geçiyor en dibinden. Fizan denilen bir yer var. Bak artık bak aşağıda en aşağıda. Tamam Fizan. Bayram oraya yazla Fizan diye. Tamam. Aa Orası Osmanlı'nın sürgün yeridir. Tamam. Genel kültür olsun. Şimdi ben Trabluskarp Savaşı'sını harita kaybol. Şimdi ben Trabluskarp Savaşı'sını ağında yapacağım. Tamam. Kimle kim arasında yaptık? Klasik tarih öğretmenleri. En sevdiğim tek burada yapıyorum bunu ben. Tamam mı? 1911'ler 12 arasında İt ile kimin arasında? Osmanya arasında bir savaş oldu. Ulan bunu da böyle dedim ben. Tamam. Bunun altına YouTube'a yorum yazmış. Osmanya kim diye. La havle velaküm. Bak böyle rakiplerin de var. Rahat ol. Vallahi KPSS e zor değil. Tamam Osman. La Osman. İşte Osman. Tamam. İki taraf savaştı. Sonunda Uşi Anlaşması denilen bir anlaşmayla da savaş sona erdi. Kimle savaşıyoruz? Biz konu Türkiye İtalya ile savaşıyoruz. Şimdi sebep ne? İtalya'nın yana döne sömürge aranmasıdır. Tamam İtalya geç kuruldu bir şey de geç kaldı. Neydi? Sömürgecilikte geç kaldı. Ne aklınızda öyle ayağını sokmuş mu? Sokmuş. Sağını soluna bakınmaya başladı. Bak sömürge aranıyor. Şimdi ÖSYM'nin yeni bir gözdesi var burada. Sömürge demiyor. Bunu biliyorum. Dominyon diyor. Dominyon. Ne minyon ne minyon? Dominyon. Dominyon. Bak. Bir defter tutuyorsan eğer tamam mı? Bunun arkasını en sonuna tersten tamam Biraz bakalım bir oraya. De ki dominion eşittir sömürge demekmiş. ÖSYM akademik lingüistik, akademik dilleri de, akademik kelimeleri de kullanır. Şimdi der ki sana İngiliz dominionları der. Ulan her şeyi biliyordun. Dominion ne la? E bildiğin sömürgeymiş. Buraya bir parantez. Tamam? Ha bu sömürge dediğiniz. Ne la bu sömürge? Güçlü gelir, zayıfın kafasına bam diye vurar, zayıfın her şeyini alır, zayıf da ağzını ayırır bakar. Bunun adı neymiş? Sömürgecilikmiş, değil mi? Günümüzde İngiltere'nin, Fransa'nın, Amerika'nın yaptığı değil mi? Bunun ilk ortaya çıkışı kolonicilikti. Bayram zom 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 ha? kolonicilikti. Tamam? Mı? Bunu işte antik Yunan'da şeyler Yunan e, dağlık coğrafyaydı onlar yaptı. Beraberinde işte bu Fenikeliler onlar başlattı koloni da bildiğin sömürgecilik işte. Sonra ÖSYM bak bunu kolonicilik diyordu. Tamam? Mı? Sonra sömürgecilik demeye başladı. Aynı şey. Sadece ismi değişiyor. Sonra siz bunu öğrenince cavurcasını kullanmaya başladı. Emperyalizm dedi. Neyalizm neyalizm? Emperyalizm. Sömürgecilik dedi. Sonra buna Paris Barış Konferansı'nda İngiliz kılıf uydurdu. Neyi çıkardı? Manda, mandacılık, mandater, koruma değil mi? Bunu ortaya attı. Yapılan işle mayna. Güçlü gelir zayıfın kafasına vurar zayıfın her şeyini alır. Bitti. Sonra bunu akademik lingüistikte globalleşme, küreselleşme denmeye başlandı. Bak globalleşen, küreselleşen dünya düzeninde Amerika'nın Irak'ta ne altışı var? Ne var? Ne? Ezilen Irak halkına demokrasi götürün. Yani ne demokrasisi? Bildiğin petrolü sömürüyor işte. Yapılan işlem aynı. Ha kolonicilik, ha sömürge, ha emperyalizm, ha manda, ha global Hepsi aynı. Meb'in kitabında eski kelimeler de var. Müstemlekecilik diyor. Sömürgecilikmiş kolonyalizm, kolonyacılık değil abi bildiğin neymiş? Sömürgecilikmiş tamam mı? Sömürge, dominyon, bak müstemleke günümüzde kullanılıyor mesela tamam mı? Bak genel kültür olsun bak kulağınızda aşina kalsın bilin. İtalya geç kuruldu yana döne ne aranıyor? Yana döne sömürge aranıyordu. Hemen burnunun dibinde kim var? Trabuz kart var. Hani o İtalya cizme gibi ya. İtalya'dan koştur 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 koştur. uçtan uç. Ben de Karpa konarsın. Bayağı bayram bakıyor haritaya. Biraz sonra göstereceğim onu. Tamam. Beraberinde bir de İtalya. Hani bu Prusya, Piemonte, Prusya Almanya oldu. Piemonte Dükalı siyasetini tamamlayıp İtalya oldu ya. İtalya kurulduğunda kaldırdı bir Habeşistan'ı işgal etmek istedi. Eline, yüzüne, gözüne, her yerine bulaştırdı. Ula Habeşistan nere? Habeşistan. Habeşistan abim günümüzdeki Etiyopya'nın olduğu yer. Bizim kızımız vardı bir tane Elvan Abilgesse. Koşucu kızımız. Aa, onun memleket. Habeşistan'ı alam dedi. Alamadı. Başarısız oldu. O yenilgisini unutturmak istiyor. Ya praktesler de gelir karşınıza. Bir de o dönem dünya devlerin la işte, yakın burnunun dibinde sömürecek yer işte. Ama öyle hey ben geldim diyecek bir erkeklik yok onlarda. Dünya cendermelerinden izin alması lazım. İngiltere abasından Fransa dezesinden izin istedim. Dedi ki İngiltere abla İngiltere abla biliyorsun dedi ben dedi geç kuruldum tamam ben dedi işte sömürge aranıyorum. Trabuz kartmış bir şey der misin dedi. İngiliz düşündü ulan şimdi bu İtalyana yok kakkuk desek gider Almanya ile birleşir. E tamam Almanya ile birleştiğini en azından bizim yanımızda kalsın dursun la tamam verdim gitti dedi. Sanki babasının malını veriyor. Hemen Fransızların yanına gitti. Fransız abla dedi bana dedi şey dedi Trabuz kart ses çıkarır mısın dedi. Fransızlar sordu İngiliz ne dedi. O dedi izin verdi. İng Fransa şu, lan İngiliz izin verdiyse kesin bir entrika bir şey var mıdır? Vardır. Git lan iş, işte git oraya al, işgal et dedi. Sanki babalarının malını veriyorlar. Bir de İngiliz'in buradaki amacı şu. Dünyanın kedisi, köpesi kim? Tom Celleri. Abi İngiltere Fransa'dır. Tamam mı? Niye? La tarihteki bildiğin 100 yıl savaşı, yet, bilmem ne savaşı olsa bunun hepsini İngiltere Fransa yaptı. Tamam? Hep ne naliyle savaşanlar. Şimdi İngiltere bu tarafı almış. Fransa bu tarafa almış. Ortayı tampon bölge olarak kullanacaklardı. İngiliz, Fransız izin verdi. Onu tampon bölge olarak kullanacaklardı. Sonra birinden daha izin lazım. Kimden? Ruslardan da izin lazım. Ya o da dünyanın ağababalarından. Tamam. İtalya gitti. Ruslarla dedi ki abla dedi ben dedi Trabluskarp işgal etsem bir şey der misin deyince Ruslara derim tabi dedi. Ben ince maraşa inemedim maraşa. Sıcak mısın ben? Deyince abla dedi seni oraya indirmezler. Gel bak bir anlaşma yapalım dedi. Kimlen kim? Raconici. Racon kesiyorlar. Kimlen kim? İtalya ile Rusya. Ne üzerinden racon kesiyorlar? Trablusgarp. Yani Libya üzerinden racon kesecekler. Olay şu. Bunu mesela bekledim ben gelirdi de biraz öğabetelik gibi duruyor ama hikayeyi anlatıp yorumları sordurabilir. Tamam mı? İtalya dedi ki Rusya abla dedi. Benim dedi Trabluskarp'ı işgal etmeme izin ver dedi. İzin ver. Tamam. Seni bak aşağı indirmezler. Ben dedi o coğrafyayı alayım. Tamam mı? E ee, bunun karşılığında Balkanlarda senin Slav politikanı destekleyeyim dedi. Balkanlarda bir de Almanlar pancermenizm yapıyor mu? Yapıyor. E ee, şeyler Ruslar Slav yapıyor mu yapıyor. Sen dedi benim orayı almama, Trabuskarp'ı almama dedi. Müsaadet ben de Balkanlarda senin Slav politikanı destekleyeyim dedi. Bak devletler arası ilişkilerde dostluk, düşmanlık, kardeş yok abim. Ne vardır? çıkar, menfaat vardır. İtalyanla Rusya tamam Trabuskarp Libya için racon kesiyor. Aklında kalır mı? Kalır. Anlaştık? He mi? He, şimdi sebepler bu ama bir tane daha var o önemli. Bayram bu yanına gel. Tamam. Trabluskarp savunmasız abem. Trabluskarp sap gibi orta yerde kalmış. Savunmasız. Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp'la Karadan bağlantısı yok. 150 bin 18 kere sordu bunu. Tamam mı? Yani, bak klasik soru. Tarih, coğrafya, harita bilgisi beraber gösteriyor. Biraz haritada göstereceğim bunu size. Tamam. Tarih, coğrafya beraberdir. Bizim kardeş branşımızdır. Bak Önay Cephe kardeşim. Coğrafya dedin mi akla. Tamam şimdi buldum. Her an onun adı gelir. Önay Cephe, Cephe, Cephe. Bitti gitti. Anladık. Aha al. Bak niye kara bağlantım yok? Mısır'da İngiliz işgali var. E ee, Osmanlı Devleti buraya <laughs> karadan gidemez. İyi Denizden gidelim o zaman. Denizden hiç gidemeyiz. Niye? E, Abdülhamit zamanında donanma Haliç'e çekildi. Bakın masrafları falan karşılanamıyordu. Bir de donanmayı İttihat Terakki'ciler padişaha karşı kullanıyorlardı. Tamam mı? Bak o Osmanlı saraylarının alayı. Dolmabahçe. Değil mi? Çırağan. Bunlar hep yan yana. Deniz kenarında onlar. Tamam mı? İttihat Terakki donanmayı getiriyordu denize. Toplar saraya bakıyordu. Geliyorlardı. Hünkaş. Hünkarım Gel bir balkonda bir boğaz havası alalım diyorlardı. Tamam hünkârım şu mesut ne edeceğiz la diyorlardı. Geminin topları nereye bakıyordu? Namlular buraya bakıyordu. Ula padişahın donanmasını padişaha karşı kullanıyorlardı. Abdülhamid bunu bildiği için sarayı yıldıza taşıdı. Bak kara içlerindedir öyle denizden top atışıyla tehdit edemezsin. Anladın? Ve beraberinde donanmada çekildi Haliç'e. Bakın parasız bir şey de yoktu. Başka yerlere ayırdık donanma dura dura çürüdü. Bir Hamidi Yazıklısı kaldı. Tamam E denizden gidemiyoruz karadan gidemiyoruz. Ne yaptık ya? Biz Koro terki İtalya kınıyoruz seni kın dedik kaldık mı? Hayır. Ne yaptık? Ne yaptık? Tek kişilik orduları gönderdik. Gizli kimlikle. Onların Steve Rogers'ı, Kaptan Amerika'sı varsa... Bizim de tekmilik ordularımız vardı. Kim vardı? Enver vardı mesela. Tamam. Enver'i gönderdik Bin Gaziye. İşte bu birkaç isimle gitmiş. Enver çok biliniyor, çok tanınıyor. Tamam yani Çok böyle üst, üst düzey bir subay Enver. Ben diyorum işte onların yüzbaşı Steve Rogers'ı varsa bizim de Enver var diyorum ben. Tamam? Aha. Enver işte Namık adıyla, Hamit adıyla, Tikereste tüccarı, bilmem ne tüccar olarak gitmiş oraya. Ama bir de kim gitti? boncuk gözlüm gitti. Olan ne biçim kalp oldu o? Aha Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta. Enver nerede? Bingazi'de. Sordu bunu. Mustafa Kemal gazeteci Şerif ismiyle gönüllü olarak savaşmaya gittiği yer neresiymiş? Trablus Karp'mış. Bu Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk de savaştır. Biraz sonra anlatıvereceğim. Beraberinde Nuri Bey, Neşet Bey, Ali Askeri, Ali... Doğulu dünya adam var. Kim yok? Bayram kim yok burada? Kim eksik? Kim eskik? Kim? ÖSYM olanı değil, olmayanı sorar. İsmet'in önü yok. Tamam. Klasik bak. Bizim inkılap tarihimiz Mustafa Kemal temalıdır. Burada Mustafa Kemal sorulur. Derne Tobruk'ta gazeteci Şerif adıyla sordu. Biraz sonra görsellerinde gösteri vereceğim Tamam. Gittiler. Bizimkiler İtalya'nın saldırısıyla başladı. İtalya buraya böyle geliyordu. La, la 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 o senin bu benim o senin bu benim bura komple benim diye geliyordu. Pozlar atarak geliyordu. Biskolata. Da na 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 na. Böyle poz atıyorlardı. Ama bizim bu bölgedeki subaylarımız Enver, Mustafa Kemal, Nuri Bey, Neşet, Ali bunlar o bölge halkını öyle bir örgütlediler ki İtalyanları geriye püskürttüler. Ulan Habeşistan'da zaten yenildilerdi. Tamam dünya rezil kepaze oldulardı. Şimdi karadan denizden bağlantısı olmayan bir yeri gene işgal edemediler. Gene dünyaya rezil ve de bilimum kepaze oldular. Doğur. Şimdi burada bir parantez. Bölge halkı. Bölgede kimler yaşıyor? Araplar yaşıyor değil mi? Milis Araplar, o bölge Araplarını Mustafa Kemaller, Enverler örgütlediler. İtalyan'a karşı müthiş bir milis, gerilla neyi başlatıldı? Mücadelesi başlatıldı. Ama buradan çıkacak bir soru tipi var. Bak dikkatli dinle burayı. Bölgedeki Araplar kimle işbirliği yaptı diye sorduğumda tamam mı? Tak cevap İngiliz diye geliyor. Lan bir tane çakarım ben ağzımın üstüne bak İngiliz mi sen de biliyorum ben seni güttüğüm koyunu. La oğlum kimle kimse savaşıyor? Osmanya ile İtalya savaşı, Hani İngiliz? Niye? Şimdi sen kafada ne var? Araplar İngilizlerle işbirliği yaptı değil mi? Daha oraya gelmedik. Tamam Daha oraya gelmedik. Araplar burada kimi tercih etti? Ülkesini işgale gelen İtalya'yı mı? Yoksa kendisini yardıma gelen Osmanlı subayları mı? Bölgedeki Araplar Osmanlı subaylarıyla hareket ettiler. Bak ben buradan bir yorum çıkarttırırım. Demek ki Araplar henüz Milliyetçilikten etkilenmedi, değil mi? Hala İslamcılık, Osmanlıcılık politikası devam ediyor mu? Ediyor. İşte düşersiniz. Tamam, düşersiniz. Savaşın başında Araplar kimle işbirliği yapıyor? Tamam, Osmanlıyla beraber işbirliği yapıyor. Daha ortada İngiliz mi İngiliz? Yok. Anlaştık. He mi? He. Ama bir de parantez. Milli Savunma Üniversitesi sınavında, tamam mı? MSU sınavında burayı sordu. Hangi akımlar yara almıştır dedi. İslamcılık ve Osmanlıcılık yara aldı. Niye? Sen savaşın sonunda sonuçta nereyi kaybettin? Trabluskarp'ı kaybettin. Bak sorunun gelişine göre yorumlayacaksınız. Soru bölge halkı Araplar Osmanlı'yla hareket etmesi neyi gösterir? İslamcılık Osmanlıcılığın devam ettiğini gösterir. Ama savaşın sonunda Karp'ın elimizden çıkması İslamcılık Osmanlıcılığın yara aldığını gösterir. Anladın mı? ezberleme sorunun gelişine göre yorumla. Ve İtalya burada başarısız oldu. Ağzının üstüne sumsu sum vuru, vuru verdik bunları geriye püskürttük. Bunun üstüne İtalya kaldırdı en büyüğü Rodos olan 12 ada civarını. Burası 12 ada değil ha. Tamam orada irili ufaklı. Bir bak bakalım bir bayram 12 ada da kaç ada varmış. Tamam mı 20 küsür tane ada var küçüklerini Mustafa falan aldığınız zaman 30'a yakın ne var ada var. Orası 12 mecliste yönetilen bilmem ne idi. Kısal kısal, kısal kısal 12 ada olarak kalmış. Daha fazlası var orada adaların tamam. Rodos 12 adayı işgal etti. Niye? Osmanlı'nın ikmal yapmasını, o bölgeden yardım göndermesini de önlemeye çalışıyor. Kaç taneymiş? 20'den fazla ada ve adacık var. Aynen öyle. İşte orası 12 mecliste bilmem neyle heyet-i umumide falan 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 yönetilen ada idi. Kısalt kısalt 12 ada olarak kalmış. Tamam bilin. a burayı işgal etti. Kaldırdı Antalya limanını, Beyrut limanını, İzmir limanlarını, Çanakkale boğazını top atışına tuttu. Neden bunu yapıyor İtalya? 2020 lisans sorusu bu da. Verdi, yorumlattırdı. 2020 lisans sorusu. Gazeteci Şerif. Mustafa Kemal 2018 ön lisans sorusu tamam. Niye İtalya böyle yapıyor? Şundan dolayı dedi ki Osman bana Trablus karpı verdin verdin. Eğer vermezsen boşta beleşte deniz kenarında neren varsa hepsini işgal ederin lah demek istiyor. Tamam şimdi bunu 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 bu jargonu ÖSYM literatürüne e uygun söyleyelim. Neden böyle bir şey yapıyor İtalya? İtalya savaşı denizlere taşıyıp İtalya savaşı denize de taşımak istiyor. Niye? Osmanlı'da ne yok? Donanma yok. Rodos'a 12 adaya neyle gideceksin? Yüzelek mi gideceksin? Neyle gideceksin? Gemi var mı gemi? Yok. Savaşı denize taşımak istiyor ki tamam Osmanlı'yı Osmanlı'yı Trablus vermeye Trablus vermeye mecbur bırakmak istiyor anlaştık yani Osman bak bana Trablus karpu verdin verdin vermezsen boşta beleşte neren varsa her yeri işgal ederim ver bana şunlar sende kalsın'a getiriyor Osmanlı'nın içinde bulunduğu kötü durumu kullanmaya çalışıyor KPSS lisans sınavında yorum sorusudur tamam bak böyle geldi buna rağmen buna rağmen o bölgedeki subaylar Araplar Trabluskarp'ı vermediler. Vermediler, vermediler, direndiler, direndiler. Bir şey oldu. Ne oldu? Geldi mi üst üste gelir. Bu sefer de milliyetçilikten etkilenen dört Balkan. Dört Balkan ulusu. Kim onlar? Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ. Rusların fişeğiyle Rus dedi ki orada dedi siz saf mısınız lan? dedi. Gidin saldırın dedi Osman'a. Bak kim saldırırsa istediğini alıyor. Fazlasını da götürüyor mu dedi. Saldırın dedi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ne çıktı? Balkan savaşları çıktı. Osmanlı iki ateş arasında kaldı. Bak Osmanlı iki ateş arasında kaldı. Ya burnumuzun dibindeki Balkanlar gidecek ya da Karadan denizden bağlantımızın olmadığı karp gidecek. Satrançta bunun bir adı varmış. Çekiç oyunu mu kaşık oyunu mu ne bir şey diyorlarmış buna. Yani birinden biri gidecek tercihin yap ya fil ya vezir ya at. Bir odu varmış bunun. Satrançta birisi yorumlara yazmışmış. Orada öğrendik biz de. Al ikisinden birisi gidecek. Hangisi gitti? Bayram hangisini verdik? Trabluskarp'ı verdik. Benim üzüldüğüm bu işte. Tamam Şöyle yenilsek de kaybetsek eyvallah diyeceğim. Tamam mı? Osmanlı'nın son dönemi hep böyle. Er meydanında iyi işler yapıyoruz. Bu bölgedeki subayların etkisiyle müthiş bir direniş başladı. Ama Balkan savaşları çıkınca Trablusgarp'tan vazgeçtik. Ve Trablusgarp gitti. Hemen bir anlaşma imzalandı. Bayram! Dön bu yanına. Uşi anlaşması imzalandı. Uşi. Tamam. Okunuşunu da yazılışını da yazı verdim. Nerede lan bu uşi? Belki bir yerde soru olarak karşımıza gelir. Uşi Abem İsviçre'de. Tamam. Soru. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisini farklı bir yerde imzalamıştır? Uşi Ser Lozan dedi mesela değil mi? Abem Uşi İsviçre'de. Lozan İsviçre'de. Montreux İsviçre'de. Ser Fransa Paris'in kasabasında. Tamam? Genel kültür olsun. Tamam? Anlaşmalar İsviçre tarafsız ya orada imzalanıyor. Tamam? Ve bu anlaşmaya göre Trabloskarp İtalya'ya bırakıldı. Geçici olarak, mecbur olarak Trabloskarp İtalya'ya bırakıldı. Gitti gidiş, o gidiş. Giden geri geleydi rahmetli babaannem gelirdi. Anladın mı? Gitti Trabloskarp. Şimdi buradan gelecek yorum. Klasik yorumlar. Tamam? Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetti. Hayırlı uğurlu olsun. Kuzey Afrika'daki son toprağımızı da kaybettik. Peki ÖSYM'nin 550 bin kere sorup tamam mı? Bu şurada bir sormadığı bir bilgi var. Ne oluyorsunuz bu? Şuraya bayram. Köşeye bir zoomla bakalım bir. Tamam. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki ilk kaybı neresi? İlk kayıp neresi? İlk kayıp Cezayir. Tamam? 1830'da kim götürdü burayı? Fransa götürdü. Peki son kayıp neresiymiş? Son kayıp Trablusgarp'mış. Bunu sormadı işte. Tamam? Şunu çok sordu. Balkanlarda ilk giden Yunan, son giden Arnavutluk. Bunu çok sordu. Kuzey Afrika'daki ilk kayıp Cezayir, son kayıp şey Trabluskarp bunu sormadı. Tamam. Hemen bunun altına yaz. Kuzey Afrika'da ilk kayıp Cezayir. Fransa'ya. Tamam. Son kayıp İtalya. Trabluskarp diye de yaz. Anlaştık abim. Artık Osmanlı 3 kıta döküm sürüyor diye. Afrika ile işimiz bitti. Asya ucundan da ne var? Balkanlar. Avrupa var. Peki ödüllü soru. Bilene Cegedi gönderiyoruz. Tamam. Soru: Osmanlı tarihinde üç kıtada hüküm süren ilk padişah kimdir? Aa, süreniz doldu. Bayram cevaplar alalım. Yok mu? Yok mu? Fatih Sultan Mehmet dediniz. Cık, cevap veriyorum. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'la beraber. Biz. Tamam Osmanlı, Orhan'la beraber Balkanlara geçti. Değil mi? Anladın? Daha sonra Fatih, Yavuz'la beraber zaten Asya'dayız. Nereye aldık? Yavuz'la beraber Afrika'ya aldık. Değil mi? Üç kıtada hüküm süren ilk padişah Yavuz'du. Peki, bilene cepgeni gönderiyorum. Peki üç kıtada hüküm süren son padişah kim? Son padişah deyince hemen atlarlar Vahdettin diye. Aa, Yanlış. Ne Fatih lan? Yavuz ilki, son hüküm süren kim? Son hüküm süren kim? Yani soru şu, Trabluskarp Savaşı'nda padişah kim? Kim? 5. Mehmet Reşat'tır. Tamam. Trabluskarp, Balkan, Trabluskarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı boyunca başta kim var? 5. Mehmet, Reşat var. Onu da şöyle şuraya yazalım ki şişmeyin. Tamam. Padişahım 5. Mehmet Reşat. E hocam biz hiç bunun adını sanını bilmiyoruz. Niye? Abem şundan dolayı. Bak hele bana. Heri! Bayram bana bak. Orayı gösterdik mi? Tamam. Bana bak. Şundan dolayı ağabeyim. 5. Mehmet Reşat bir işe yaramıyor ki. işi. kim yapıyor? İttihat, terakki, meclis. Onlar yapıyor. Padişahın adı, sanı, hükmü, gücü, kudreti bir şeyi yok işte. Anlaştık. Bilin üç kıtada ilk hüküm süren Yavuz, üç kıtada hüküm süren Son, 5. Mehmet Reşat'tır. Bayram zoomla bu yanına. Tamam. Al. Kuzey Afrika'daki ilk kayıp Cezayir. Son kayıp Trabzus kalkmış. Bitti. Beraberinde Libya dini yönden halifeye bağlı kalacak dendi. Ha, Hayırlı uğurlu olsun. Libya Müslüman mı? Müslüman. Orada kimi bıraktık? Naibi Sultan bıraktık. Bak naip ne demekti? Vekil demekti değil mi? vekil demekti. Şimdi buradan yorumumuz. Aradaki dini kültürel bağlar korunmaya çalışılır mı? Çalışılır. Bir, ikincisi halife. Gene siyasi bir yerde kullanıldı mı? Kullanıldı. Yorum, Mahir Sultan dedik tamam. Paçan vakit vekili, halifenin vekili değil mi? Aradaki kültürel bağlar korunur dedik. Tamam eyvallah. Tamam. Bir de halife meselesi. Bunu da mesela yıllarca bekledim hala ÖSYM'e sormadı. Bayram ayarımı yaptı tamam mı? Aha Osmanlı Devleti halifeyi ilk kez siyasi... Yavuz aldı geldi halifeyi değil mi? Biz 250 yıl boyunca halifeyi hiç kullanmadıydık. Tamam abim nerede kullandık ilk kez? 1774 küçük kaynarca anlaşmasıyla nereye için kullandınız? Kırım için kullandığımız. Nedendi? Kırım anlaşmasında şey küçük kaynarca da Kırım bağımsız olacak fakat dini yönden halifeye bağlı kalacak dendi. Siyasi kurum olan halife, şey, dini kurum olan halifeyi ilk kez ne olarak kullandık? Kırım'da siyasi olarak kullandık. Peki sonra nerede kullandık? 1912 Uşi anlaşmasında Trablus Karp, yani Libya için kullandık mı? Hatıra buskar, ha Libya. İkisi bak aynı şey. Tamam. Peki son kez nerede kullandık halifeyi? Son kez de Abem 1. Dünya Savaşı'nda halife cihat ilan etti. Peki 1. Dünya Savaşı'nda halife kim? Kim bayram? Az önce söyledim. Yemin ediyorum ayakkabıyla döverin sizi. 5. Mehmet Reşat. Dinlen beni. 5. Mehmet Reşat, Trabluskarp, Balkan, 1. Dünya Savaşı'sı boyunca başta o var. Hiç adını sanını duymadık. Niye ki ne? Bak aynı şeyi söylüyorum. Niye? Çünkü bir işe yaradığı yok. İş kimde? Mecliste özellikle iddiaat terakkicilerde. Anladın? Şimdi ben bunu yıllarca şöyle bekledim. Dedim ki dini bir kurum olan halifelik aşağıdakilerden hangisinde siyasi olarak kullanılmıştır? Küçük kaynarca ve Uşi anlaşmalarında. Ama şöyle bekliyorum dedim. işte bir çay içelim. Motor soğusun. Tamam. Terimizi silelim. Oğlum kapadın da şu klimayı şeyi. Tamam. Vallahi hamam gibi ettiğiniz tam keselenmelik oldu ha. Tamam. Aha. Şimdi bu soru şu. Siyasi bir aman dini bir kurum olan halife aşağıdakilerden hangisinde dini siyasi olarak ula mu وَاَحَوْلَ وَلَا قُوْبَةً Bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Dini kurum olan halife, aşağıdakilerden hangisinde siyasi amaçlı kullanılmıştır? Bitti. Şıklara bak. A. Mekke, Medine. B. İstanbul, Kudüs. C. Uganda, Kenya. D. Isparta, Ankara. E. Kırım, Libya. Böyle bir soru gelse, uçarsınız hepiniz. Nereye? Mekke, Medine'ye. Değil mi? Ula değil. Ben diyorum ki dini kurum olan halife siyasi olarak yani anlaşmalarda geçti. Nerede geçti? Kırım ve Libya'da geçti. Küçük Kaynarca ve Uşuda geçti. Böyle bir soruyu ÖSYM e sormadı. İnşallah sorar. Siz de tık diyebilirsiniz. Tamam? Peki, gitti Trabzon'a. Beraberinde Aha, ve Cihi geçiyor. Biraz sonra Beciye'ye de bağlayacağım. Var burada. Tamam, al. Rodos 12 ada Bunlar ne oldu ya la? Bunlar ne oldu ya? Bunlar da geçici olarak İtalya'da kalacak dendi. Biskolota İtalya bize burada ne yaptı? Bize abilik yaptı. Dedi ki e, parmasul için hop. Osman dediler. Komestai İtalyano. Dostum nasılsın? Gel, gel buraya gel. Tamam mı? Di Mario. Juventus, Inter, Milano, Internazionale dedi. Senin İtalyanca olmadığı için ben sana çeviriyorum. Dedi ki bak dedi gözü çıksın o adalarda kimin gözü var? Adalarda kimin gözü var? Yunan'ın gözü var. Sen şimdi senin ordun yok zaten donanman yok. Onları sen koruyamazsın. Yunan tehlikesine karşı Rodos ve 12 adayı kime verdik? İtalya'ya verdik. Gitti gidiş o gidiş. Giden geri geleydi rahmetli babaannem gelir miydi? gelirdi. Gitti. Bunlar da tamam ama şimdi dur bir dakika. Şuraya bir not yazalım. Tamam? Bu Rodos 12 ada Lozan anlaşma ne tehlikesine karşı bırakılmış? Yunan tehlikesine karşı bunu da sordu. Tamam? Lozan anlaşmasında bu adalar kimde kaldı? Lozan anlaşmasında İtalya'da kaldı. Sonra Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da e Mussolini faşist Mussolini geldi tamam. Sonra 2. Dünya Savaşı'nın en sonlarına doğru 1947 Paris Anlaşması ile 1947 Paris Anlaşması ile Yunan'ın İtalya'nın elindeki bu adalar kime verildi? Yunan'a verildi. İlk etapta İtalya'da kalıyor. Tamam 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kime geçiyormuş? Yunan'a geçiyormuş. Hala hazırda. Hala Yunan'da. Anlaştık abim. Bilin. Rodos 12 ada. Hatta buraya neyi de ekle? Yaprak testler de falan gelir. Meis adası. Burnumuzun dibinde la. Bilin yani hani tamam. Beraberinde duyunu mu yenin. Tamam duyunu umum yenin. Trabuz karpı olan borçları. Trabuz karpın duyunu umum olan borçlarını İtalya ödeyecek dendi. Şimdi Trabuz karp benim elimden gitti. E borcunu ben mi ödeyeceğim? İtalya demiş ki bize. La demiş Osman sen orayı bana ver. Ben borcunu püstürün hepsini hallederim demiş. Bak abim yenilip de kaybettiğimiz öyle bir durum yok. İçinde bulunduğumuz zor şartlardan dolayı ne oluyor? Gidiyor Trabluskarp. Anlaştık ama İtalya diyor ki orayı diyor bana ver ben borcunu öderim diyor. Bak mantığı anla. Hatta beraberinde hatta beraberinde İtalya diyor ki yeter ki sen orayı bana ver. Tamam şu kapitülasyonların kaldırılmasında da Osmanlı ben sana yardım ederim diyor. Hatta bir madde daha var. Petrol. Orada petrol var o bölge petrollerinden de sana pay veririm diyor. Verirler mi? Ha verirler. Bekle al al verirler. Tamam. Osmanlı bunun sonucunda hemen biz tak nere girdik? Balkan Savaşı'na girdik. Biter bitmez şak nere girdik? Dünya Savaşı'na girdik. E biz de bunun peşine düşebilecek, bunu arayabilecek adam var mı? E, yok. Ne oldu? Bunların hepsi gitti. Al Uşi Anlaşması aklınıza yattı mı? Osmanlı'nın Trablus-Karp'ı kaybetmesinin sebep neymiş? Balkan savaşlarıymış. Anlaştık. Şimdi buradan birkaç tane de spesifik bilgi vereceğim size. Tamam. Bu yanına geçtim bayram. İyiyim böyle. Tamam. Aha. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı boncuk gözlümün ilk savaşı nedir? Libya'dır. Tamam. Bak. Trablus Karp demez. Libya'da. Soru. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı Aşağıdakilerden hangisinde savaştı ileri sürülebilir? Şıklara bak. Derne, Çanakkale, Sakarya dedi. Cevap ne? Hepsi. Niye? La boncuk gözlü Mustafa Kemal'in ömrü neyle geçti? Sömürgecilikle, savaşla geçti. Kurban olduğum Libya'da nerede savaştı? Derne ve Tobruk'ta savaştı. Bak ağzınız alışsın diye Trablusgarp'la beraber de kullanıyorum? Libya'da kullanıyorum. Bunlar sömürgeciliğe karşı. Birinci bak Trabluskarp Savaşı, bayram şurayı gösterir misin? Trabluskarp Savaşı'nın, Trabluskarp Savaşı'nın tek bir sebebi var. Nedir? Sömürgeciliktir. Burada hiç milliyetçilik, milliyetçilik var mı? Yok. Tamam, İtalya sömürge aranıyor, bitti. Gel bayram bu yanına. Tamam, aha. Libya'da, Derne Toplu'da, Trabluskarp'ta Mustafa Kemal sömürgeciliğe karşı savaştı. E, Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebebi ne? Sömürgecilik, milliyetçilik değil mi? E burada da Mustafa Kemal nerede savaştı? Çalı, kuşu, Feride diyorum ben. Neresi orası? Çanakkale. Arkasından Kafkasya, arkasından Suriye, Filistin de savaştı. Şimdi bunların alt başlarını da soruyor. Çanakkale'de Anafartalar, Arıburnu, işte Conkbayırı, Settürbayır, Kilitbayır öyle. Abi ben biz önce de var ya Trabluskap Savaşı deyip geçiyorduk. Tamam şimdi Libya diye geçiyor. Derne Tobruk diye geçiyor. Son 3-5 seneye kadar Derne Tobruk'un hangi caddesi diye soracak. Yani a birin arkası, Şok'un karşısı, BİM'in önü, öbürkünün yanı gibi böyle gelecekler Abim, Bak o yüzden atan get bu sene tamam. Aa, Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin neye karşıymış? Sömürgeciliğe karşıymış. Ve Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal hangi savaşlarda doğrudan ordunun başında? Sakarya, senin o gözlerin var ya ve nerede? Büyük taarruzda. Şu gördüğümüz savaşlar Mustafa Kemal'in neye karşı yaptığı savaşlarmış? Sömürgeciliğe karşı yaptığı savaşlarmış. Klasik klişe soru tipi bu. Beraberinde burada yapılan mücadele gayri nizami harbe örnektir. Ne demek gayri nizami? Nizami olmayan düzensiz harbe. Yok ordu değil ki. Osmanlı göndermiş subaylarını tamam mı? o subaylar halkı örgütlemiş mücadele etmiş aynı bizim ne gibi kuvayı Milliye destanı gibi anladın mı düzensiz gayri nizami diye geçer beraberinde bu savaşta İtalya ilk kez neyi de kullandı uçağı da kullandı bak topulan tankı tüfeği uçağıyla hepsiyle gelmiş böyle <laughs> uçuyor Tamam ama asıl soru o değil Asıl soru şu. Uçağı olmamasına rağmen dünya üzerinde uçak düşürmeyi başaran ilk devlet kimdir? Nara 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 na na na. Bizzat o uçak savarlar yapılıyor. Mustafa Kemal'in yaptığı anlatılır. Bizimkinler abi mavzerle tüfekle neyi indiriyor? uçağı indiriyor. Vallahi nasıl ettiler? Daş mı attılar? Dua ettiler? Ok mu attılar? Aynı mı tuttular? Vallahi bilmiyorum. İndirmişiz İtalyan'ın uçaklarını. Helal olsun mu la? Helal olsun. İşte bu olaydan hemen o civarlarda da hava kuvvetlerimiz Mahmut Şevket Paşa tarafından tam teşekküllü oluşturuluyor. Evveliyatı var. Öncesi var. Tamam ama 1911-12'de tam hava kuvvetlerimiz oluşturuluyor. Buradaki uçak malzemelerinden uçak yapıyoruz. Bir de çılgın pilotumuz var. Tek kişi. Vecihi. Geliyor üstümde. Bak vecihimiz de var bizim. Bilin beraberinde. Buradan başkana dedik İtalya uçak kullandık dedik tamam. Ha Mustafa Kemal binbaşılığa terfi etmiş. Bak Mustafa Kemal'in askeri hayatını ezberleyeceğim diye uğraşma ezberleyemezsin. Niye? Şimdi günümüzdeki Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı öyle isim yok. Mülazımı evvel, Mülazımı ahir, Kolağası, Anladın binbaşı böyle müşir maraşa, öyle gidiyor ezberleyemezsin. Birkaç yerde önemli olan var böyle hani çok nokta atışı bileceğimiz onları söyleyeceğiz görevlerinde yoksa ezberleme kalkmayın. Bir de Mustafa Kemal'in zaten o dönem Mustafa Kemal'in İsmet Ünlü'nün Kazım Karabekir'in o dönemki askerlerimizin askerlik gelişimi düzgün değil. Yani düzgün dilden kastım şu yanlış anlaşılmasın. Şu hani atıyorum işte teğmenlik 5 yıl, üst teğmenlik 3 yıl. Atıyorum yüzbaşılık 4 yıl, binbaşılık 5 yıl ya öyle değil. Mustafa Kemal geldiğinde yüzbaşı giderken ne? Binbaşı. Anladın? Buradan atıyorum işte Çanakkale'ye geldiğinde yarbay, Çanakkale Savaşı'nın ortasında albay giderken tu general. Ya yani savaş zamanı abi rütbeler atlaya zıplaya gidiyorlar. Anlaştık bilin. E sen de savaş, sen de yen, sen de al rütbeyi. Anladın mı? Yani gelişim düzgün değildirden kasıt budur yanlış anlaşılmasın. Tamam? Paşama Canfeda. Beraberinde bu savaşta Mustafa Kemal'in şarapnel ile gözünden vurulduğunu da biliyor muydunuz? Mebing 8. sınıf kitap bilgisidir. Tamam. Bir sorsun gene şiştiniz. Soru aşağıdaki hangi savaşta yanında patlayan şarapnelden dolayı Mustafa Kemal yaralanmıştır? Atlarsın Çanakkale, Sakarya, büyük taarruz, Hava uçuşur yemin ediyorum. Neredeymiş? Neredeymiş? Trablus Libya'daymış. Anlaştık. Bilin al. Genel yapı Trabuz Karp Savaşı. Bak bayağı da yazdık çizdik maşallah değil mi? Bu ne bununla alakalı bileceğiniz olay? Abicim sömür gecelikten gitti. Bayram bu tarafa geleceğim. Ama burada, burada orta kameradayım. Tamam. Bayramın hızdır abi. Hangi kameradayım? Orada mıyım, burada mıyım değil mi? Aa orta kameradayım. E, geniş geniş alın işte beni. Yoksa yakalayamazsınız valla. Kaçarım ben. Bak. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları çıkınca bölgedeki sağlam askerlerini geriye çağırdı. Niye? E, Balkan burnumuzun dibinde. Tamam Orası çok ciddi tehlike. Başkent tehlike altında. Tamam Gelin geriye dedi. Osmanlı Devleti subayları buradakilerle helalleştiler. Geriye döndüler. Trabluskarp kendi kaderime terk edilmiş gibi oldu. Herkes gittikten sonra o bölgede yerel bir adam çıktı. Libya kahramanı, çöl aslanı. Bak, Libya kahramanı, çöl aslanı. Anladın? Bilin bu adamı. Tamam? Şimdi çöl aslanı deyince hemen aklına gidiyor Fahrettin Paşa. O çöl kaplanı. Tamam? Bu kimmiş? Bu çöl aslanıymış. Kim o adam? Ömer Muhtar'dır. Tamam. ÖSYM e bu tarz isimleri sormayı sever. Ömer Muhtar bu bölgedeki Çol Aslanı, Libya kahramanı bu bölgedeki direnişin başına geçti. Ta 1930'lara kadar direnişini sürdürdü. Atın üstünde elinde mavzerle. La İtalyanlar tankla, topla, tüfekle, uçakla geliyor. Üzerlerine koşturu koşturu verdiler. Ve 1930'lu yıllarda yakalandı ve idam edildi. Mekanı net olsun, Allah kanını hani rahmet eylesin. Ülkesi için uğraştı. Tam, tam sınavlık soru. Aha, tamam. Libya kahramanı diye bilinen, işte çöl aslanı diye bilinen, Libya'daki mücadelesini 30'lu yıllara kadar, 1930'lara kadar devam ettiren, 20 sene daha devam ettiren, tamam. Sonra idam edilen kimdir? Ömer Muhtar'dır. bayram haritam tamam mı? Tamamsa şimdi bir de haritadan şunlara bakalım. Ben geldim. Hadi bakalım. Aha. Aldım mürekkebimi. Al. Ah. Aa Libya dediğiniz yer burası. Pembeler diyarı. Sizin bu meşhur bir yer var ya. Fizan. <laughs> burası. Osman'ın bittiği yer. 20 derece enlemleri çölün en damdatlı olduğu sürgün yeri Fizan. Fizana sürerim diyorlar ya. Aa burası işte. Tamam. Şimdi Mısır'ı Mısır'ı İngilizler işgal etmiş. Tamam? Al. İngilizler Mısır'a kondu. Niye? E şimdi şu Süveyş Kanalı açıldı 1869'da. İşte Kıbrıs'ı da aldılar, burayı da aldılar. Burası İngiliz'in sömürgelerine giden yollarda denetim noktası. Arkasından şu Fas, Tunus, Cezayir dediğiniz yeri kim götürmüş? Tamam. Fransa götürmüş. Tam orta Trablusgarp boştu. Niye? Burası ne olarak kullanılıyordu? Tampon bölge olarak kullanılıyordu. Tamam. İngiliz'den izin aldı İtalya. Fransız'dan izin aldı. Ruslarla da bir neyi yaptı? Raconici. Rajo Nici anlaşmasını yaptı. Benim dedi Trabuz işgalime ses çıkarma. Ben de Balkanlarda senin Slav politikanı destekleyeyim dedi. Bir de Almanların yaptığı ne var? Cermen politikası var. Bir de Balkanlarda ne çıkmış? Pancermanizm, Panslavizm çıkmış. Bak ilişkiler böyle. Tamam. Şimdi Osmanlı, İtalya geldi burnunun dibinde bak. Yakın. Tamam. Habeşistan dediğiniz yer de şurası. Günümüzdeki Etiyopya. Tamam burayı alamamış, başarısız olmuş İtalya. Şimdi nereye gelecek? Burnunun dibi Trabluskarp'a gelecek. Bak yakın burnunun dibinde. Tamam beraberinde. E, Osmanlı buraya karadan gelemiyor. Mürekkebini rengini değiştireyim. Osmanlı buraya karadan gelemiyor. Niye? E, Mısır'da İngiliz işgali var. Benim kara bağlantım yok. Tamam denizden gidelim desek ula ne yok? Donanma Yok işte Mustafa Kemal'leri gizli kimlikle gönderdik Enver'leri bu bölgeye anlaştık beraberinde müthiş bir direniş başladı bölgede yaşayan Araplar milliyetçilikten etkilenmediler anladın Osmancılık İslamcılık devam ediyor İtalya'yı püskürttüler İtalya'da kaldırdı ne yaptı İzmir Antalya işte ne bileyim Beyrut Lübnan limanlarını bombaladı Çanakkale Boğazı'na abukayı aldı Rodos 12 ada şurayı işgal etti. Yani Osman bana burayı verdin, verdiğine getirdik. İstediği şartlarda anlaşma imzalama mecbur etmek istiyordu. Tamam, buna rağmen vazgeçmedik. Bu sefer de milliyetçilikten etkilenen dört Balkan ulusu birleşti, kaldırdı, Osman'a saldırdı. Osman iki ateş arasında. İkisinden birisi gidecek. Hangisi gitsin? Burnumun dibindeki Balkanlar mı? Karadan denizden bağlantımın olmadığı Trabluskarp mı? İmzalanan Uş anlaşmasıyla Balkan savaşı sonucunda Trabluskarp'tan vazgeçtik. Anlaştık, gitti. Kuzey Afrika'daki ilk kayıp Cezayir'di. Son kayıp Trablusgarp'tır. Anlaştık, gitti. Beraber, harita üzerinde de hepsinden Abi bir ufak özet daha geçiverdim sana. Beraberinde Mustafa Kemal'in bak Arap kıyafetli resimleri var. Gördünüz mü? Gazeteci Şerif. Gazeteci Şerif takma ismiyle Mustafa Kemal buraya ne olarak gidiyor? Gönüllü olarak gidiyor. 2018 Ön lisans sınav sorusu. Mustafa Kemal Karpa gittiğinde gönüllü olarak savaşmaya kullandığı at neydi diye sordular. Cevap gazeteci Şerif. Tamam. Şuraya da şöyle bir ay yıldızımızı çakalım. Al. <laughs> tamam. 2020 KPSS lisans sorusu. Mustafa Kemal Gazeteci Şerif adıyla gönüllü olarak savaşmaya nereye gitti diye sordular. Nerede? Libya'da. Yani Trablus Karp'ta. Anlaştık. Bilin. Beraberinde o bölgedekiler bak. Milis Araplar gördün mü? Bizim komutanlar onları örgütledi. Orada ciddi bir ne başladı? Diliş başladı. Yani Araplar henüz neyden etkilenmemiş? Araplar henüz milliyetçilikten etkilenmemiş. İngilizlerle değil tamam mı Osmanlı ile daha İngiliz meselesi yokmuş ortada. İslamcılık Osmanlıcılık hala devam ediyor. Ama savaşın sonunda Trabluskarp gitti mi? Gitti. Osmanlıcılık İslamcılık yara aldı mı? Yara aldı. Anlaştık. Sorunun girişine göre beraberinde biz asla teslim olmayız ya kazanırız ya ölürüz. Ömer el Muhtar. Ömer Muhtar gördünüz mü? Çöl aslanı Tamam. Çöl aslanı, Libya kahramanı kimmiş? Libya kahramanı Ahanda Ömer Muhtar'mış kıymetli kardeşler. Tamam? Hatta bunu <laughs> 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 Libya'nın devlet lideri Muammer Kaddafi zamanında bir sürü para verdi. Bir film çektirtti. Al. Tamam. Le loyal, le lion du des du, Fransızcası. Ha. Lion du dört. Çöl aslanı. Tamam. Kime? Nerede benim film artistim? Anthony Quinn'e. Gördün mü? Anthony Quinn Ömer Muhtar rolünü oynadı. Bu filmde aşağı şey alsın. Oscar ödülü aldı. Bak genel kültür olsun. Şimdi ben bunları ben anlatayım da olacak film fırıldak anlatıyorlar. 2022 KPSS lisans sorusu. Güncelde şunu sordu. Dedi ki Romanya Transilvanya civarlarındaki vampir vampir hikayelerine konu olan falancanın yazdığı kitapla olan tamam mı? Kitap nedir diye sordular. Kont Drakula. Bildiniz mi? Vlad Tepeş. Tanıdık geliyor mu? Biliyorsunuz kazıklı voivoda. Kont Drakula. Bunun gücü aynı adamla Anlattık film hikayesi diye tamam mı kaldırır sınavda sordu. Al kült bir yapım filmi izlemek istiyorsun? Bir izle de gör yerel ministrenin işi nasıl oluyormuş. Bir bak anlaştık abim. Aha budur. Çöl Aslanı Ömer Muhtar. Antony Quinn'in film varmış. Bayram orta kameradayım. Aha da Trabuz Karp savaşısı genel hatlarıyla budur kıymetli kardeşlikler. Şimdi nereye gidiyoruz? Balkan savaşısına gidiyoruz. Ekmek alın gelin. Balkan Savaşı'na gideceğiz. Haydi bakalım.